Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere bu güzel rende modelini göstermek istiyorum hanımlar. Bunu yeleklerde, bebek örgülerinde, şapkalarda, istediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz. Yazlık bluzlar yapabilirsiniz hanımlar. Yazlık hırkalar, mevsimlik hırkalar yapabilirsiniz. Eğer isterseniz çanta yapabilirsiniz, içine astar geçirebilirsiniz. Çok güzel olur hanımlar. Şimdi bakın şöyle delikli harika bir model. Ben daha önce ördüm bu kadar ve diğer kısmını sizlere göstermek istiyorum. Modelimiz 3 kat ve 3 ilmek ve katlarından oluşmakta. Şimdi hanımlar beraber modelimizi kuralım. İlk ilmeğimi örmeden aldım hanımlar. Bir tane ördüm. Bir tane ajur doladım. Şimdi ben bunu ilk sırada nasıl yapacaksanız aynı şekilde göstereceğim. İlk sırada da burada da aynı zaten örülecek. Lastiğinizi ördükten sonra bakın iki tane örmüş oldum. Ajur doladım. Şimdi 1 2 3 3 tane düz ilmek ördüm hanımlar. Şimdi bu en baştaki ilmeğimi bakın ajur burada. Bu en baştaki ilmeğimi şişime geçiriyorum. Diğer iki ilmeğin üstünden atladım hanımlar. Yani burada ajur dolayarak bir tane ilmek artırmış oldum. O ilmeği buradan diğer ilmeğin üstüne geçirerek şu ilmeği de eksiltmiş oldum ve tekrar 3 ilmeğim olmuş oldu. Tekrar ajur doluyorum. 1 2 3 Bakın 1 2 3 3. ilmeğim şöyle alıyorum hanımlar. Ajur burada. Ajurdan sonraki ilk ilmeğim hanımlar alıyorum. Öndeki 2 tane ilmeğin tepesinden geçiriyorum. Tekrar ajur doluyorum. 1 2 3. 3 tane ördüm. En baştaki ilmeği tepeden geçirdim. Ajur doluyorum. 1 2 3 Tekrar en baştaki ilmeği geçirdim. Tekrar ajur doladım. 1 2 3 Model çok basit hanımlar. Ajur doladım. 1 2 3 Şimdi hanımlar burada bakın ilk önce ajuru doladım. Sonra yandaki 3 ilmekte eksiltme yaptım. Sonda dikkat edin hanımlar. Ajurdan sonra eksiltme mutlaka yapacaksanız ajur dolayın. Yok yapmayacaksanız ilmekleriniz denk gelmiyorsa ajur dolamayın. Çünkü ilmek artırma olur. Bu sefer de modeliniz yan gider. Çoğalır, artma yapar. Tekrar ajurumu doladım. Bakın burada 4 tane ilmeğim var. 3'ünü tekrar örüyorum. İlk ilmeği şöyle alıyorum. Diğer ilmeklerin üstünden geçirdim. Son ilmeğimi ördüm. Şimdi örgümün arka tarafındayım hanımlar. Örgümün arka tarafında bütün ilmeklerimi ters olarak tek tek örüyorum. Bakın ajuru alıyorum, onu da tek örüyorum ve diğer ilmeklerimi de tek örüyorum.
Evet hanımlar. Şimdi modelimi kaydırma yapacağım. İlk ilmeğimi aldım. Bakın şimdi. Bu ajurlu örneğim. Yani ilmeğim. Bu ajurlu ilmeğim ortada olacak. Bir buradan, bir buradan. Şimdi de bu 3 tane ilmeğimi yapacağım. Alt sırada mesela 2 ilmek başlayıp ondan sonra ajur dolamıştım. Şimdi bakın bu bir tane ilmeği aldım. Ajur doladım. Bu sırayı bu şekilde takip ederseniz modeliniz yanlış gelmez. Bakın. Şimdi ajurumu doladım. 1 2 3. Tekrar en baştaki ilmeği diğer 2 ilmeğin üstünden geçirdim. Ajur doladım. Bakın tekrar buradaki bir ilmeği alıyorum. Buradaki ilmeği ve yandaki ilmeği. 1 2 3. En baştaki ilmeği diğer 2 ilmeğin üstünden geçiriyorum. Ajur doluyorum. 1 2 3. Baştaki ilmeği diğer ilmeklerin üstünden geçiriyorum. Dediğim gibi burada alttaki sırada 2 ilmek örüp ondan sonra ajur dolamıştım. Bir sonraki sırada 1 ilmek örüp ajur doladım. Bundan sonraki sırada ise tekrar 2 ilmek örüp ajur dolayacağım. O şekilde yapın, sıranızı karıştırmayın hanımlar. Ajur doladım. 1 2 3. Üstten atladım. Tekrar hanımlar ajur doladım. 1 2 3. Model çok basit hanımlar. Şimdi bakın hanımlar. Ajur doladım. 3 ilmeğimi ördüm. Üstünden atladım. Burada 2 tane ilmeğim var. Fakat burada ajur dolamayacağım hanımlar. Eğer ki ben burada ajur dolarsam burada ilmeğim artmış olacak. Çünkü buradakini burada yedirdiğim için artma olmuyor. Bu 2 taneyi de tek olarak öreceğiz. Söylediğim bu şekilde eğer ki dikkat ederseniz başında ve sonunda modeliniz düzgün gelecektir. Umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Modelim bu kadar basit. Tekrar ters olarak örüldükten sonra modeli kuruyoruz hanımlar. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın.